Evet arkadaşlar, bugün öğrenme, bellek ve düşünmeyi göreceğiz. Önce öğrenmeye bakalım. Tüm canlıların dış dünyada yaşamlarını sürdürebilmeleri için uygun davranış biçimleri göstermeleri gerekir. İnsan davranışlarının bir kısmı doğuştan tepkisel olarak getirilse de çoğu öğrenmeyle kazanılmıştır. Öğrenmenin tanımına bakacak olursak, bireyin çevresine uyum sağlamasıdır. Bireyin çevresine başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmesi için davranışlarını değiştirmesi gerekir. Uygun davranış değişikliğinin yapılabilmesi için de yeni bir öğrenme gereklidir. Öğrenme, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Öğrenme ve öğretme birlikte gelişen bir süreçtir arkadaşlar. Okulda öğrenme, öğrenim etkinliklerinin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Genel bir tanımını yapacak olursak, tekrar ve yaşantı sonucu meydana gelen kalıcı izli davranışlara öğrenme denir. Bu tanıma göre öğrenmenin 3 temel özelliği vardır arkadaşlar. Birincisi, öğrenme bir davranış değişikliğidir. İkincisi, öğrenme yaşantı ürünüdür. Üçüncüsü, öğrenme kalıcı izlidir arkadaşlar. Doğuştan getirilen özellikler öğrenme değildir. Bunlar refleks, içgüdü, dürtü gibi. Öğrenme organizmanın doğumuyla başlar, ölümüyle son bulur. Yani yaşam boyu devam eder arkadaşlar. Öğrenme olumlu olduğu gibi olumsuz da olabilir. Öğrenme kapasitesi bireyden bireye farklılık gösterir. Öğrenmedeki kişi, konu ve çevre etkilidir. Önemli bir notumuz. Öğrenme bir yanıyla nörofizyolojik, diğer yanıyla da psikolojik bir süreçtir. Öğrenme sürecinde beyinde ve sinir sisteminde değişiklikler olur. Evet, örnek sorumuzu inceleyelim. Üniversitesinde 2006 yılında üniversite çıkmış bir soru. Bu üç durumdan ulaşılabilecek ortak genelleme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncüllerimize bakalım. Çevre kirlenmesinin ne anlama geldiğini, gölün yüzeyini kaplayan ölü balıkları kendi gözümle görene kadar anlamamıştım. Kurutmalı çamaşır makinesini kullanmadan önce merdaneli çamaşır makinesini kurutmalı zannediyordum. Annemi kendim de bir anne olduktan sonra çok iyi anladım. Evet, öncüleri incelediğimizde ortak genelleme hangisi şıklarımıza da bakalım. A. Olumsuz durumları daha kolay hatırlarız. B. Gereksinimlerimiz bizi harekete geçirir. C. Model alınabilecek bir kişi varsa çabuk öğreniriz. D. Öğrenme yaşayarak gerçekleşir. E. Değerleri öğrenmeyle kazanırız. Evet arkadaşlar, şıkları incelediğimizde D şıkkı öğrenme yaşayarak gerçekleşir bize daha yakın geliyor. Daha bir ortak genelleme bu öncüler için. Öğrenme türlerine bakalım. Birincisi koşullanma yani şartlanma yoluyla öğrenme. Koşullanma organizmanın önceden tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya tepkide bulunmayı öğrenmesidir. Koşullanma yoluyla öğrenme iki alt başlık altında incelenebilir. Birincisi klasik yani tepkisel koşullanma. Klasik şartlanma deneyleriyle ünlenmiş ve bu çalışmalarıyla Nobel ödülü kazanmış olan Rus fizyoloğu Ivan Pavlov başlangıçta sindirim olayları ile ilgileniyordu. Ama köpeğin sadece yemek tabağını görmesiyle bile salya salgılamaya başlıyor. Pavlov'un dikkatini çekmişti. Yiyecek ağzına konulduğunda her köpek salya salgılar. Ama bu deneyde kullanılan köpek yemek kabı ile yiyecek arasında bağ kurmayı öğrenmiştir. Bu gözlemden sonra Pavlov bir köpeğin yiyecekle ses, ışık gibi şeyler arasında bağ kurmayı öğrenip öğrenemeyeceğini merak ederek meşhur deneylerini yapmaya başlamıştır. Pavlov'un incelediği olgu köpeğin tükürük salgısının yiyecek gibi doğal uyarandan farklı bir uyarana dil, ışık gibi karşıda salgılanmaya başlamasıdır. Pavlov'un şartlanma deneyi. Evet arkadaşlar, inceleyelim. Koşullanmadan önceki duruma bakalım. Zil sesini ötürü uyaran köpek için tepki vermiyor bu yüzden. Et doğal uyarıcı. Salya salgısı bu doğal tepki. Peki şartlanma esnasında zil ve et koşullu ve doğal uyaran birlikte veriliyor. Salya salgılama doğal bir tepki olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yeterli tekrardan sonra koşullanmanın oluşması ise zil koşullu uyarıcı olarak salya salgılamada koşullu tepki olarak ortaya çıkıyor. Pavlov'un yapmış olduğu bu deneyde et doğal uyarıcıdır.
Et karşısında sade salgılama doğal tepkidir. Başlangıçta köpek kendisi için anlamsız olan yani nötr zil sesine hiçbir tepkide bulunmamıştır. Koşullanma sürecinde et ile zil sesi eşleştirilmiş, birbirinin peşi sıra verilmiş ve uzun tekrarlar sonucunda köpek zil sesine karşı tepki geliştirmiştir. Organizma için başlangıçta anlamı olmayan bir uyarıcıya organizmanın tepkide bulunmayı öğrenmesini tepkisel öğrenme yani klasik koşullanma denir arkadaşlar. Evet, örnek sorumuza bakalım. LYS'de çıkmış, 2012 yılında çıkmış bir soru. Koşullanmayla ilgili bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. İnceleyelim. Koşullanmadan önce yiyeceği görünce köpekte otomatik olarak salyalama sağlanıyor. Testten sonra salyalama yok. Koşullanma sırasına bakalım. Zil sesi ardından da yiyecek verilmesi köpekte salyalama oluşturuyor. Koşullanmadan sonra, testten sonra salyalama oluşuyor arkadaşlar. Evet, şıklarımızda hangisi yanlıştır diyordu bize. Zil sesi koşullanmadan sonra şartsız uyarıcının yerine gelmiştir. Zil sesi önce nötr uyarıcıyken sonra şartlı uyarıcı olmuştur. Sonra şartlı uyarıcı olmuştur. C şıkkı. Salyalama koşullamadan önce şartsız tepki, koşullama sonrası şartlı tepkidir. Yiyecek koşullanma sonrasında şartsız uyarıcı olmuştur. E yiyecek karşısında salyalama reflekstir. Evet arkadaşlar, incelediğimizde bize yanlış olan şıklar şık denizle. Çünkü yiyecek koşullanma sonrası şartsız uyarıcı olmuştur diyor. Hayır, yiyecek şartsız uyarıcıdır. Her süreçte bu özelliğini zaten korumaktadır. Yalnızca şartlı uyarıcılar ses işte deney öncesi nötr uyarıcıyken deney sonrası şartlı uyarıcı olur. Cevabımız denizler. Evet. Edimsel yani operant koşullanmaya bakalım. Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi sağlamak için yapılan bir davranışa neden olan uyarıcının bilinmesi gerekir. Oysa insan davranışına neden olan uyarıcıları her zaman tahmin etmek mümkün değildir arkadaşlar. Skinner davranışına neden olan uyarıcıdan çok isteyerek ortaya çıkan davranışlarla ilgilenmiştir. Skinner'a göre bir davranışın sonucu organizma için hoşa giden olumlu bir durum yaratıyorsa o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya edimsel koşullanma denir. Skinner'ın deneyini inceleyecek olursak, Skinner fareyi koyduğu kafesin zeminini elektrik akımı geçiren tellerle donatmıştır. Bu tellere fare için hoş olmayan bir uyarıcı olan elektrik akımı verilir. Fare, elektrik akımı nedeniyle daha hızlı hareket ederek ilk deneylerde bilinçsizce pedala basar. Pedala basınca bir kapı açılır ve fare açılan bu kapıdan geçerek elektrik akımından kurtulur. Belirli bir deney sayısından sonra ise fare kafese konur konmaz bilinçli olarak pedala basar ve elektriğin verdiği acıdan kurtulur. Notumuz, edimsel koşullanma için. Edimsel koşullanmada organizma cezadan uzaklaşıp ödüle yaklaşmaya çalışır arkadaşlar. Şöyle bir geriye dönelim. Genelleme yapacak olursak Pavlov'un deneyinde arkadaşlar. Pavlov'un köpeğini düşünelim. Köpeğe yiyecek gösterildiğinde otomatik olarak zaten salyalama gerçekleşir. Zil sesi köpekte nötrdür, bir uyarıcı yani bir salgılama salyalaması yoktur. Koşullanma sırasında sesten sonra yiyecek verilmesi köpekte salyalama oluşturur arkadaşlar ve bundan sonraki süreçler için her zil sesi duyduğunda salyalama oluşur. Neden? Çünkü zil sesinden sonra yiyecek geldiğini düşündüğü için. Edimsel koşullanmada yani Skinner'ın deneyine baktığımızda ise fare elektrik akımının verdiği acıdan dolayı pedala basar. Pedala basınca da kapının açıldığını ve kafesten kurtulduğunu görünce bundan sonra tekrarlanınca kafese konulduğunda elektrik akımı verilmese bile pedalı bundan sonraki süreçte bilinçli olarak çevirecektir ve kapıyı açacaktır arkadaşlar.
Şimdi edimsel koşullanma ve klasik koşullanmanın karşılaştırılmasına bakalım. Edimsel koşullanmada davranış rastlantısal, klasik koşullanmada davranış doğrusaldır arkadaşlar. Edimsel koşullanmada uyarıcı belli değildir, klasik koşullanmada uyarıcı bellidir. Edimsel koşullanmada organizma aktiftir, klasik koşullanmada ise organizma pasiftir. Edimsel koşullanmada pekiştireç davranışları sonra verilir. Klasik koşullanmada pekiştireç davranıştan önce verilir arkadaşlar. Evet, koşullanma ile ilgili kavramlarımızı inceleyecek olursak genelleme kavramına bakalım. Organizma koşullanma yoluyla tepkide bulunmayı öğrendikten sonra aynı uyarıcıya benzeyen uyarıcılara da aynı tepkide bulunmaya başlar. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Sen ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, dedesi sakallı olan çocuğun gördüğü her sakallıya dede demesi genellemelere örnektir. Soruyu daha iyi temellendireceksiniz. Yine üniversite sınavında çıkmış, 2008 yılında çıkmış bir soru. Küçük bir kız vazodaki çiçekleri gördüğünde onlara çiçek demeyi öğrenmiştir. Bir gün annesi sararmasın diye maydanozları su dolu bardağa koyduğunda küçük kız maydanozları da çiçek demiştir. Küçük kızın maydanoza çiçek demesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? Pekiştirme, canlandırma, genelleme, ayırt etme, yanılsam. Ne demiştik? Evet. Küçük kız vazodaki çiçekleri, su dolu vazodaki çiçekleri görüyor. Onları çiçek demeyi öğreniyor. Daha sonra annesi maydanozu su dolu bir bardağa koyduğunda da onu da çiçek zannediyor. Burada bir genelleme örneğidir. Ayırt etme kavramını inceleyecek olursak, koşullu uyarıcıya benzeyen uyarıcılara koşullu davranımın gösterilmemesidir. Organizma sadece koşullandığı uyarıcıya koşullu tepki gösterir. Örnek verelim yine. Çocuğun sadece kendi dedesine dede demesi, köpeğin çan sesi ve zil sesini birbirinden ayırt etmesi. Kavramımız. Yapay uyarıcıya koşullanan organizmanın doğal uyarıcı verilmediği takdirde bir süre sonra doğal uyarıcıyla yapay uyarıcı arasındaki bağı unutması ve dolayısıyla yapay uyarıcıya tepkide bulunmaması. Örneğin uzun süre başarısı takdir edilmeyen bireyin başarı duygusunu yitirmesi arkadaşlar. Bu sönme davranışı. Evet, yine örnek bir sorumuzla bunu tam olarak sayalım. İş yerinde çalıştığı kata asansöre çıkmaya başlayan Ali bir gün asansörün kapısında bir hafta süreyle bakımda yazısını görür. Asansörün artık çalışmayacak olduğunu bildiği halde ertesi gün yine asansörün kapısına yönelir. Aynı yazıyı görüp geri döner. Bu durum birkaç gün devam ettikten sonra Ali artık asansöre yönelmeden merdivenlerden çıkmaya başlar. Bu parça koşullanmayla ilgili dönme, kendiliğinden geri gelme, uyarıcı genellemesi kavramlarından hangilerine örnek oluşturur? Evet arkadaşlar. Ali'nin asansörü sürekli olarak kullanması ve asansörün rahat bakımına girmesi. Ertesi gün Ali tekrar kapısına gider ama yazıyı görüp geri döner. Bu durum birkaç gün devam eder. Artık Ali asansöre gitmemeye başlar. Merdivenlerden çıkmaya başlar. Da asansöre yönelme davranışının söndüğünü gösterir bize. Yani sönme kavramı. Adana'dır. Kendiliğinden geri gelme, canlanma kavramına bakalım. Sönme yoluyla yok olan tepki ya da refleksin bir süre sonra kendiliğinden ortaya çıkması. Örneğin, sigarayı uzun süredir bırakan tiryakinin tekrar sigaraya başlaması gibi. Pekiştirme. Bir davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran her türlü uyarıcıya pekiştireç, davranışı kuvvetlendirilmesine pekiştirme denir. Pekiştireçler olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir davranış organizmanın hoşuna gidecek bir uyarıcının doğrudan verilmesiyle pekiştiriliyorsa bunu olumlu pekiştirme, organizma için hoş olmayan bir durumdan kurtulma yönelik davranışın pekiştirilmesini ise olumsuz pekiştirme denir. Yine örnekle bakalım. Zil sesine salya salgılayan köpeğe et verilmesi, çocuğun yaptığı bir davranışın aferin ile onaylanması gibi. Evet arkadaşlar, yine örnek sorumuzu inceleyelim.
LSE'de çıkmış bir soru. Ela odasını toplamaktan nefret etmektedir. Ela'nın annesi Ela'nın ders çalıştığı günlerde onu odasını toplama işinden muaf tutmaktadır. Buna göre Ela'nın annesi kızının ders çalışmasını teşvik etmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmaktadır? Ceza, örtkef, model alarak örtkef, olumsuz pekiştirme ve kritik. Cevaplarımızdan baktığımızda olumsuz bir bize göz kırpmışlar. Neden? Çünkü Ela zaten odasını toplamaktan nefret etmekte ve ders çalıştığı takdirde odasını toplamadığı için Ela için bu olumsuz pekiştirme oluyor arkadaşlar. Evet, kavrayış yoluyla öğrenme, sezgisel öğrenme. Bu öğrenmede organizma problemin elemanları arasındaki bağı aniden kurarak problemi çözmeye kavuşturur. Problemin parçaları arasındaki ilişkinin ani olarak görülmesinin sezgi yani içgörünün ve muhakeme gücünün rolü vardır. Genelde insana özgü öğrenme olmasına karşın düşünme yetisi gelişmiş hayvan türlerinde de gerçekleşmektedir. Evet, deneme yanılma yoluyla öğrenmeye bakalım. Bir konunun öğrenilmesinde veya problemin çözümünde doğru yol bilinmediği için bazı yolların denenmesi ve yanılması ve sonunda doğru yolun bulunmasıdır. Organizmanın zeka düzeyi arttıkça denilme yanılma sayısı da azalır. Örneğin zeki bir öğrenci birkaç tekrardan sonra problemin çözüm yolunu öğrenirken daha az zeki birinin deneme yanılma sayısı artabilir. Örneğin, aç bir fare daha önce bilmediği bir labirente konur. Labirentin çıkış kapısına peynir konur. Farenin açlık düzeyi labirentin karmaşıklığı, peynirin yaydığı koku gibi etkenlerle fare yiyeceği giden yolu bulmaya çalışır. Evet, model alarak öğrenme yani taklit ve özdeşimle denir. Bir bireyi taklit etme ya da türün bir başka üyesinin davranışlarına örnek almak. Bir kişinin başkasının bir şey söylediğini duyup ya da yaptığını görüp onu kopya etmeye çalışması model alarak öğrenmedir. Model alarak öğrenmede modelin model alana benzerliği, modelin özellikleri ve pekiştirme süreci önemlidir. Bakın arkadaşlar, model alanı benzerliği, modelin özellikleri ve pekiştirme. Toplumsallaşma sürecinde birey büyük ölçüde başkalarını taklit eder. Birey için ilk yıllarda aile bireyleri, daha sonraki yıllarda oyun arkadaşları, okulda öğretmen gibi kimseler çocuk için birer model oluşturur. Model alarak öğrenmede pekiştirme sonradan olur. Evet arkadaşlar, kendinizi düşünün. Yani bu zamana kadar muhakkak kendinize model olarak aldığınız birileri vardır. Bu ailenizden biri olur, öğretmenlerinizden biri olur, arkadaşlarınızdan biri olur. Bu da yaşadığınız zamana göre kişilerle değişebilir arkadaşlar. Örneklerle yine pekiştirelim. Anasına bak, kızını al. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim gibi. Evet, motor öğrenme. Motor öğrenmede söz konusu olan bir şeyi nasıl daha iyi yapılacağıdır. Bu öğrenmede zihin ve beden koordinasyonu önemlidir. Bakın, zihin ve beden koordinasyonu. Söz gelimi, birey kaşıkla yemek yemeden önce zihnen kendisini bunu hazırlar, sonra bu hazırlığa göre elini kullanır. Örneğin, çatal bıçakla yemek yeme, konuşma, yazma, araba kullanma, motor öğrenmelerdir arkadaşlar. Motor öğrenmede öğrenilecek şeyi gerektiren az ya da çok çevre baskısı, öğrenmeyi isteme, kendine güdülenmiş olma dedi. Bunun sonucu bedensel olarak tetikte ve hazır olma gerekir. Motor öğrenme davranımın yapısını hız ve hatasızlıkla ölçülür. Farkında olma yani gizli öğrenme. Birey bir şeyi pekiştirme yapılmadığı ya da az olduğu durumlarda da öğrenir. Ancak gereksinim hissetmediğinden öğrendiğini fark etmeyebilir ve göstermeyebilir. Bu öğrenmede bazı bilgiler bellekte belli belirsiz depolanmakta, kullanım zamanı geldiğinde davranışlarda kendini göstermektedir. Bir yere giderken yolda yürüdüğümüz birçok şeyi belleğimizde geri plana atıyoruz. Gereksinim duyulduğunda o yeri kolaylıkla buluyoruz. Örneğin, geçtiğimiz yol üzerinde yufkacı olduğunu ancak yufka gerekli olduğunda yufkacının yerini öğrenmek
fakat öğrenme amacıyla hareket etmediğimiz, öğrendiğimizin farkında değiliz. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bazen derslerde uyukluyorsunuz, uyku durumunda oluyorsunuz. Ama aslında bir yandan öğretmeninizin sesini duyduğunuz için öğretmeninizin size o an aktardığı bilgiyi siz depoluyorsunuz. Ve daha sonra gerek duyduğunda o bilgiyi hatırlıyorsunuz. Hatta bazen şöyle diyenleriniz de olabiliyor. Ya ben o derste uyuyordum aslında ama aklımda kalmış gibi. Yani düşünün, uyukladığınız zaman bile aklınıza kalan bilgiler derse daha aktif, daha hazır bulunuşunuz daha yüksek olduğu zamanki öğrenmeyi bir de düşünün. Son kıyasında artık siz yapın arkadaşlar. Evet, bilişsel öğrenmeye bakalım. Biliş, insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür arkadaşlar. Dıştan alınan uyarıcıların algılanması, önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilgilerin oluşturulması, elde edilen bilgilerin hafızaya alınması, biliş kavramını içeren zihinsel süreçlerdir. Bilişsel öğrenmeler nelerdir? Bilişsel süreçlerin algı, hafıza, düşünme, dikkat etkili olduğu öğrenmedir arkadaşlar. Peki, öğrenmeyi etkileyen etkenler nelerdir? Onlara bakalım biraz daha. Öğrenenle ilgili etkenler yaş. Öğrenme gelişimsel bir süreç izlediğinden her yaşın belirli bir öğrenme yapısı vardır. Öğrenme ilk yıllarda hızlıdır, zamanla yavaşlar arkadaşlar. Zeka düzeyi yükseldikçe öğrenme artar. Doğru orantı olduğunu gösterir bize. Transfer yani aktarma. Önceden öğrenilen bilgilerin sonraki bilgilerin kolaylaştırılması veya zorlaştırılmasına denir. İkiye ayrılır pozitif ve negatif olarak. Yani pozitif olumlu transfer önceden öğrenilenlerin sonraki öğrenmeleri kolaylaştırılmasıdır. Örneğin saz çalan birinin gitar çalmayı kolay öğrenmesi. Notumuza bakalım. Transfer gerçekleştirirken öğrenenin zeka düzeyi ve yetenekleri, öğrenilen konuların birbirine benzerliği ve zıtlığı ile önceki öğrenilenlerin gücü etkili olur arkadaşlar. Negatif yani olumsuz transferde önceden öğrenilenlerin sonraki öğrenmelerini zorlaştırmasıdır. Örneğin futbol oynayan birinin voleybol oynamayı zor öğrenmesi gibi. Olgunlaşmaya bakalım. Organizmanın hem bedensel hem de zihinsel açıdan bir işi yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Olgunlaşma öğrenmenin ön koşuludur arkadaşlar. Olgunlaşma olmadan öğrenme olmaz. Önemli. Örneğin, bir yaşındaki çocuğa bisiklet sürmeyi öğretemeyiz. Çünkü gerekli kemik, kas ve zihinsel gelişimi bu tür öğrenmeler için yeterli değildir. Gibi. Mesela yazı yazmayı öğretemeyiz. Çünkü olgunlaşma düzeyi yeterli değil arkadaşlar. Türe özgü hazır olma, doğuştan donanımlık. Neymiş? Organizmanın bir davranışı yerine getirebilmesi için o davranışa ait türe özgü hazır oluşluk durumunun bulunması gerekir. Bir davranışı yerine getirebilmek için sahip olması gereken yapının var olması durumuna denir. Türe özgü hazır oluşluk denir. Yani tavuğa ayaklarını üst üste atmayı, insana uçmayı öğretemeyiz arkadaşlar. Uçmak kuşa özgü bir özelliktir. Kuşun doğuştan donanımlı olmasıdır. Peki, genel uyarılmışlık hali ve kaygı. Bunu yine dersten hatırlayacaksınız. Yine üst geçiyorum. Öğrenme sürecinde zihin tamamen açık, kişi uyanık değilse tam öğrenme olmaz. Çünkü öğrenmede zihinsel işlemler vardır. Birey bazen dışarıdan çok sayıda, bazen de az sayıda uyarıcı alır. Uyarıcıları alma derecesine uyanmışlık hali denir. Birey dışarıdan az sayıda uyarıcı alıyorsa genel uyarılmışlık hali düşük, çok sayıda uyarıcı alıyorsa genel uyarılmışlık hali yüksektir. Her iki durumda da öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. Etkili bir öğrenme için orta düzeyde bir uyarılmışlık hali gerekir. Buna optimum düzey denir. Bu önemlidir arkadaşlar. Genel uyarılmışlık halinin yüksekliği bireyde kaygı düzeyini yükseltir. Önemli. Gücülenme. Organizma yaratık harekete geçiren güç olarak tanımlanan güdü öğrenmede önemli bir etkendir.
Bireylere zorla bir şey öğretemeyiz. Öğrenme malzemesi, öğrenim hayatında geçerli olan ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen içerikte sunulmalıdır. Öğrenme konuları da bireyi öğrenme için istekli kılacak ve harekete geçirecek özellikte olmalıdır. Örneğin, aç ayı oynamaz, burada uygulanmak istenen ayının oynanması için açlık güdüsünün giderilmiş olmasıdır. Örneğimizi inceleyelim yine. Önceden bazı faaliyetlerin öğrenilmiş olmasının, sonradan başka faaliyetlerin öğrenilmesini kolaylaştırılmasına olumlu transfer denir. Hangisinde olumlu transferin en az olması bekleniyor bize sorumuz. Faale bakalım. Önceden öğrenilmiş olan basketbol oynama, sonradan öğrenilecek olan voleybol oynama. İngilizce önceden öğrenilmiş, sonradan öğrenilecek olan Fransızca. Bisiklet kullanma. Müzik setini çalıştırma, bağlama çalma, matematik, muhasebe. Şıklarımızı incelediğimizde arkadaşlar, basketbol oynama, voleybol oynama. Elle oynanan bir spordur. Basketbol oynaması sonradan öğrenilecek olan voleybolla oynamayı öğrenmeyi kolaylaştıracaktır bize arkadaşlar. İngilizce, Fransızca yabancı dildir. İkisi birbirine yani öğrenme açısından bize olumlu transferi yüksek olacaktır. Bisiklet kullanma ve motosiklet kullanma ikisi de aynı şekilde hem denge sağlayabilecek araştırma ayaklarını kullanmak, dallarla kullanmak o yüzden kolaylık sağlar. Müzik setini çalıştırma ve bağlama çalma var. Duralım. Matematik ve muhasebe. Zaten muhasebe değil midir arkadaşlar? O yüzden D şıkkına bakıyoruz. Cevabımız D çünkü müzik setini çalıştırmayla bağlama çalmanın bir bağ yoktur. Birisi bir eşya, bağlama çalma bir enstrümandır, müzik aletidir. Müzik seti, müzik değildir. O yüzden bize olumlu transferde en az düzeydir. Beklenir. Öğrenilmişlik çaresizlik. Bireyin herhangi bir konuda elinden gelen çabayı göstermesi fakat sonuç alamaması ve artık yeni bir etkinlikte bulunmaktan vazgeçmesi. Ne yapsam olmuyor sözü bunu örneklendirir. Kendinizi düşünün. Ben çok duyuyorum sizlerden. Hocam çalışıyorum olmuyor. Artık çalışmayacağım. Vazgeçtim. Çalışsam da olmuyor, çalışmasam da olmuyor. Bunun adı öğrenilmiş çaresizlik arkadaşlar. Öğrenilecek konu ile ilgili etkenler. İlgi ve ihtiyaca yanıt vermelidir. Öğrenenin olgunlaşma kapasitesine uygun olmalıdır. Kolayca ayırt edilebilir olmalıdır. Söz gelimi beyaz kağıdın üzerindeki siyah harfler veya açık siyah renkli harflerin yanındaki koyu siyah harfler kolaylıkla ayırt edilip öğrenilmelidir. Çağrışımsal anlam taşımalıdır. Çağrışım bir kişinin olayın, sözcüğün, başka bir kişiyi, olayı, sözcüğü hatırlatmasıdır. Buna göre öğrenilecek bir konu, önceden öğrenilen konularla ne kadar çok ilgili onları hatırlatıyorsa öğrenme o kadar kolaylaşır. Örnek vermek gerekirse kitap denilince aklınıza okul gelmesi, kalem gelmesi gibi. Kavramsal benzerlikler olmalıdır. Benzer konu, nesne ve olayları belirli kavramlar altında toplamak, gruplandırmak öğrenmeyi kolaylaştırır. Örneğin biyoloji dersinde canlıların tek hücreliler, yırtıcılar, deniz hayvanları, kuşlar, sürüngenler diye gruplandırılması öğrenmede kolaylık sağlar. Öğrenme yöntemiyle ilgili etkenler, çalışma süresinin bölünmesi, bir konuyu konunun niteliğine göre farklı zaman dilimlerinde çalışmak, sürekli çalışmaktan daha etkilidir. Evet arkadaşlar, bunlar ders çalışma programı hazırlarken de size yardımcı olacak etkenlerdir. Konunun yenilenmesi, öğrenilecek konunun sık sık yenilenmesi öğrenmeyi pekiştirir. Aralıklı alıştırma yapılması, alıştırmaların farklı zamanlarda yapılması, üst üste yapılmasından daha etkilidir. Elde edilen sonucun hemen belirilmesi, geri bildirim. Öğrenme sonucu ulaşılan düzeyin öğrenenine hemen bildirilmesi, öğrenmenin ileriki aşamalarını olumlu yönde etkiler. Öğrenenin konuya aktif olarak katılması, öğrenenin öğrenilecek konunun içinde yer alması öğrenmeyi olumlu yönde etkiler arkadaşlar. Evet, öğrenmeyi etkileyen etkenler konusunda arkadaşlar burada bitiriyoruz. Ben size bunun testini ödev olarak göndereceğim.